öykücü ruhu hala yaşıyor mu? Öykücü ruh bizim Türk milletinde genetik olarak var. Yani bir de bazı yapılarda mecburen olur. Mesela polis yapılanması mecburen ülkücü bir yapılanmadır. Asker yapılanması mecburen ülkücü bir yapılanmadır. Bir de bizim resmi devlet felsefemiz bir gizli devlet felsefesi vardır. Yani bu kayda geçmemiştir ama gizli devlet felsefesidir. Resmi devlet felsefesi ülkücüdür. Yani mesela Milli İstihbarat Teşkilatı ülkücüdür. Yani teşkilat olarak ülkücüdür. Yapısı, genel yapısı, felsefi yapısı, ordu, felsefi yapısı itibaren ülkücüdür. Atatürk de ülkücüydü. Yani o devirde konuşmalarına falan bakın. Bütün çevresindekiler de ülkücüydü. Enver Paşalar, hepsi yani Fevzi Çakmaklar. Tamamı ülkücüydüler. Ama sorsam beni sen ülkücü müsün? Yani öyle bir şey demeyebilir. Yani isim vermeyebilir. Ama hepsinde bir kızıl elma ruhu vardır. Kızıl elma ruhu varsa ülkücüdür zaten. Dolayısıyla ülkücülük ruhu ölmez. Mesela AK Parti'nin büyük bir bölümü ülkücüdür. Çok büyük bölümü. CHP'nin içinde de çok fazla ülkücü vardır. Çok fazla mesela bak kadın çıkıyor. Profesör, CHP'li. Yani alenen ülkücü konuşuyor. Yani şimdi örnek de gösterebilirim ama isim vermeyeyim. Ya çok koyu ülkücü. Hatta aydınlık grubuna bile baktığımızda ülkücü ruhun aydınlığa tam hakim olduğunu görürüz. Ya yani mavcu ruh gitmiş, ülkücü ruh hakim olmuştur. Ülkücülerine mücadele ettiler yıllarca onlar. Yani silahlı mücadele verdiler. Ama sonunda ülkücü oldu, kendileri de ülkücü oldular. Tabii kızıl elmacıdır hepsi. Ya yani koyu ülkücü oldular. Mesela gençler, insanlar pek farkına varmaz. Mesela kaymakam olarak okulu bitirir, kaymakam olmak için siyasalı bitirir. Solcu oluyor mesela, solcu, bildiğiniz solcu. Ama kaymakam olur mesela, bir süre sonra bakarsın ülkücü olmuş. Yani çünkü devletin mekanizması içerisinde ülkücü olmanın dışında bir inanç yok, felsefe yok, yapamaz. Yani yükselemez, devlet içinde yükselemez. Bir yere varamaz, bir yere gidemez. Ben nereden bilirim, bizim akrabamız var, yani çok yakın akrabamız, siyasal mezunuydu. Koyu solcuydu. Kaymakam oldu. Bir süre sonra çok koyu ülkücü oldu. Yani ben ülkücüyüm demiyor. Ama uslubuna baktığımızda yani çok koyu ülkücü. Bütün sistemi öyledir. Yani yapısı öyledir. Bizim millet mesela 15 Temmuz olayında da sokaklara çıktılar. O sokaktaki ruh ülkücü ruhtur. Yani hakim olan ruh, mesela 3. Ordu kumandanı darbeye karşı tavır alabiliyorsun. Çıktı konuşma yaptı falan. Ülkücüdür yani, yapısı ülkücü. Fakat Fethullah Gülen hareketi ülkücülerin içine sızmaya çalıştılar. Halen de çabalıyorlar. Ama ülkücü bünye onu kabul etmez. Ülkücü bünye hiç müsait değildir. O tip yabancı ceryanların gelişmesine hiç müsait değildir. Boşa zorladılar. Sonunda da ezildiler. Yoksa aslında MHP içinde hareket etmek istediler onlar daha çok. Büyük Birlik Partisi'ne sızmak istediler, geniş çaplı. Ama beceremediler. Olmaz çünkü İngilizlerin devletinin ideolojisi ayrıdır, ülkücülük ayrıdır. Taban tabana zıt. Onlar ülkücülük yerine İngilizlerin devletinin stratejisini, felsefesini kabul ettiler. Halen de birçok yalaka İngilizlerin devletinin stratejisini kabul ediyor ama bir kazanç sağlarız, bir çıkar sağlarız kafasıyla.